Başlıyor musunuz arkadaşlar? Hazır mısınız? Peki arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz Kadın Meclisimizin haftalık basın toplantısına. Değerli arkadaşlar, kentlerin ablukaya alındığı, çocuk, genç, yaşlı yüzlerce insanın katledildiği bir dönemde bu insanlık suçuna ortak olmayacaklarını beyan eden, savaşa karşı çıkan 700'e yakın akademisyenin barış dedikleri için 3 yıldır açıkçası uğramadıkları zulüm kalmadı. Meslekleri ellerinden alındı, pasaportlarına el konuldu, yargılandılar ve cezalandırıldılar. Bunlardan biri de Profesör Doktor Füsun Üstel hocamızdı. Füsun Üstel yargılandığı davada 1 yıl 3 ay ceza aldı. Önceki gün cezası onandı ve hocamız tutuklandı. Cezaevine giderken Füsun hoca cezaevinin kapısında aslında çok tarihi bir söz söyledi. Dedi ki, sözün bittiği yerde değiliz, tam da sözümüzü söyleyeceğimiz noktadayız. Evet, gerçekten tam da sözümüzü söyleyeceğimiz, faşizm karşısında sözlerimizi, sesimizi yükselteceğimiz bir dönemdeyiz. O açıdan bizler de Füsun hocamız ve diğer hocalarımız için sesimizi yükselteceğiz. Onların bu barış mücadelesini savunmaya, onların yanında olmaya da devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Füsun Hoca tıpkı Ayşe Öğretmen gibi, tıpkı Özgür Gündem'le bir gün dayanışmak amacıyla yayın yönetmenliği yapan Ayşe Düzkan gibi ve diğer barış isteyenler gibi sadece barışı savundukları için cezalandırıldılar. Bugün cezaevindeler. Faşizmin kurumsallaştığı bir dönemde büyük bir cesaret ile bu örgütlü kötülüğün karşısına çıkıp barışı savunmak, bu vicdanlı kadınların geliştirdiği bu mücadele elbette ki bu savaşta ısrar eden akıl karşısında barışı getireceklerini, kazanacaklarını bizler biliyoruz. Bu açıdan bir kez daha Füsun Hoca'yı, Ayşe Düzkan'ı, Ayşe Öğretmen'i, yine barış ve demokrasi için mücadele eden, cezaevlerinde bugün açlık grevinde olan bütün kadınları saygıyla selamladığımızı, kadın meclisi olarak mücadelelerini sürdüreceğimizi de söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz, yani hatırladığınız üzere 14 Haziran 2014'te Lice'de trafiğe kapalı bir alanda zırhlı aracın çarpması sonucunda Pakize Hazar katledildi. Dün görünen duruşmada Pakize Hazar'ı ezmekte %100 kusurlu bulunan Panzer'in sürücüsü sanık 3 yıl ceza aldı ama sonra mahkeme bu cezayı sağının geleceği üzerinde yaratacağı etki dikkate alarak 2 yıl 6 aya indirildi. 85 yaşında bir kadını öldürüyorsunuz, katlediyorsunuz ama bunun karşısında aldığınız ceza 2 yıl 6 ay. Değerli arkadaşlar, elbette ki bu bizler açısından sadece bir trafik kazası değildir. Bu Kürtleri öldürmenin cezasızlıkla sonuçlanacağını bilmenin rahatlığıdır. Dolayısıyla mahkeme de verdiği karar ile aslında bunu onaylamıştır. Bu katledenler kadar bu kararla da aslında bunun zeminini sunmuştur. Mahkeme sanığın geleceğini aslında dikkate aldığı kadar, önemsediği kadar Pakize Hazar'ın geleceğini, yine Sulupi'de öldürülen, evlerinin salonunda, balkonunda uyurken öldürülen iki çocuğun geleceğini önemsememiştir. Dolayısıyla bu mahkeme bir kez daha bu trafik kazası adı altındaki katliamları, ölümleri aklamıştır, benimsemiştir, önünü açmıştır. Bu kararı bir kez daha burada kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu ölümlerden de bu yargı kararlarının da sorumlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu da burada söylemek gereği duyuyorum. Değerli arkadaşlar, yine biliyorsunuz, belediyelerimize kayyum atandı. Son 1-2 gündür sosyal medyada dönen bir haber var. Gerçekten aslında kayyum rejiminin ne olduğunu da bizlere net gösteriyor. Mardin Belediyesi'ne atanan kayyum tarafından belediyeye bağlı Kent AŞ'ye müdür olarak atanan bir polis memurunun belediye iş başvurusunda bulunan bir kadını taciz ettiği ve fuhuşa zorladığına dair ses kayıtları medyada yer aldı. Kürdistan'da kayyum rejiminin aslında yarattığı yozluğun, çürümenin boyutlarını her gün bir örnek ile karşılaşıyoruz, tanıklık ediyoruz.
Halkımızın iradesi gasp edildi. Kayımlar kültürünü, tarihini hedef aldı. Yine halkımızın emeği, yani belediyelere gelen bütçe resmen talan edildi. Bir yol saltanatı belediyelerde kurduklarını her gün bir örnekle karşı karşıyayız. Tıpkı kırk haremiler gibi belediyemizin başına üşüşenler aslında belediyemizi talan ettiler. Bir sömürge politikası aslında izlediler. Bir sömürge politikasıyla belediyelerimizin başına üşüştüler. Değerli arkadaşlar, bu ahlaksızlık ve yolsuzluk sadece halkın değerlerine, tarihine, kültürüne, diline yönelik yaşanmadı. Şimdi başka bir ahlaksızlığı, çürümüşlüğü de belediyelerde bir sistem olarak uygulamaya çalıştıklarına tanıklık ediyoruz. Resmen belediyelerde fuhuşa ikna odaları kurulmuş ve buralarda fuhuşu nasıl yapılacağının teorisi yapılıyor. Dolayısıyla çeteler eliyle fuhuş örgütlendirilmeye çalışılıyor ve bu Mardin Belediyesi'nde basına düşen ses kayıtlarıyla ifşa oldu ve bizler daha nerelerde bu çetelerin nasıl örgütlendiğini de açığa çıkmayan nelerin olduğunu da bilmiyoruz. Bunun da bir an önce araştırılması, irdelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elbette ki bizler son 3 yıldır belediyelerimiz işgal edildiğinde, özellikle kayyum eliyle kadın dernekleri kapatıldığında, kadın dayanışma merkezlerine yöneldiğinde, eş başkanlık sistemimiz hedef aldığında, bu zihniyetin neden kadın özgürlük mücadelesine bu kadar saldırdığını biz çok iyi biliyoruz. Defalarca da bunu ifşa etmeye çalıştık. Ama bugün bu fuhuş örgütlenmesiyle de açıkça açığa çıkmıştır ki kadın özgürlük mücadelesi karşısına bu çürümüş, yozlaşmış politikayla çıkmaya çalışmaktadırlar. Bunu örgütlemeye çalışmaktadırlar. Değerli arkadaşlar, yine bu kayyum rejiminin aslında bir yansıması ve etkileri halen de korunmaya ve devam ettirilmeye çalışılıyor. En son sözde güvenlik gerekçesiyle İdil, Cizre, Silopi ve Mardin belediyelerimiz abluk altına alınmaya çalışıldı. Yine belediyelerimizin önüne İsrail cihazları yerleştirilmeye çalışılıyor. Bunda ısrar ediliyor. Biz bir kez daha burada bu çağrıda bulunuyoruz. Belediyelerimizin güvenlik sorunu yoktur. Bu belediyeler halkın belediyeleridir. Şeffaftır. Halkla birlikte yönetiyor. Halkla birlikte yönetmeye de devam edecektir. Dolayısıyla X-ray cihazlarını belediyelerimizin kapılarına dikmek yerine bu fuhuşun örgütlendirildiği, bu çetelerin yuvalandığı yerlerin kapısına bu X-ray cihazlarını yerleştirin. Siz bunlar buraların nereleri olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim belediyelerimizin bir güvenlik sorunu yoktur. Bu ülkede eğer bir güvenlik sorunundan söz edilecekse kadınların ve çocukların güvenlik sorunu vardır. 23 Nisan'da İstanbul'da bir çocuk, 5 yaşındaki bir kız çocuğu tecavüze uğradı. Eğer güvenlik alacaksanız sokakları güvenli hale getirin, çocukları koruyun. Yine kadınlar yaşamın her alanında şiddete uğruyor. Birkaç gün önce metrobüste, yani bu kadar kalabalık bir ortamda bir kadın güpegündüz tacize uğradı. Kendi tacizcisini kadın sosyal medya aracıyla teşhir etti. Ancak yakalatıp gözaltına aldırabildi. Dolayısıyla metrobüsleri, sokakları, parkları kadınlar için güvenli hale getirin. Belediyelerimizi değil. Yine değerli arkadaşlar, her yıl en az 350 ile 400 arası kadın erkek şiddeti sonucu yaşamını yitiriyor. Sadece 2018'de 440 kadın erkek şiddeti sonucunda yaşamını yitirdi, katledildi. Hatay'da 19 yaşındaki Berfin sokak ortasında yüzüne kezzap atılarak ağır yaralandı Berfin ve Berfin'in güvenliğini almayan, Berfin'in bu saldırısında korumayan bir bakanlık, bir İçişleri Bakanlığı ama bugün kalkmış belediyelerimizi ablukaya alıyor, belediyelerimizi sözde korumaya çalışıyor. Dolayısıyla biz bu zihniyetin aslında çok da kadınları korumak gibi bir derdi olmadığını elbette biliyoruz. Kadınlar dayanışarak, direnerek, birlikte örgütlenerek kendilerini de bu toplumu da elbette ki koruyacaklardır. Ama bu sahte maskeleri, bu yalan ve algı operasyonları karşısında bir kez daha burada bunları ifşa etmek
kamuoyuyla paylaşmak durumundayız. Dolayısıyla belediyelerimizi hedef haline getiren, aslında burada fuhuşu örgütlendiren, halkın emeğini çalan, gasp eden bu haremilerin sorgulanmaya, araştırılmaya, açığa çıkarılmaya, ifşa edilme durumu da açığa çıkmıştır. Bu açıdan da herkesin bu konuda duyarlı olması, başka nerelerde bunları örgütlendirildikleri bir an önce incelenmeli ve kamuoyuna da açıklanmalıdır. Değerli arkadaşlar, yine bildiğiniz gibi aslında ülkenin temel gündemlerinden bir tanesi de açlık grevleri. Sayın Öcalan şahsında aslında somutlaşan, tüm toplumu ruhen, fikren, fiziken aslında rehin almak isteyen bir tecrit sistemine karşı karşıyayız. Bu tecrit sistemine karşı 6 aya yakındır Leyla Güven şahsında başlayan cezaevlerinde, Havler'de, Avrupa'da, yine Ahmet'te 3 vekilimizin sürdürdüğü açlık grevleri devam ediyor. Bu talep, bu hukuki meşru talebin aslında tamamıyla karşılanmadığı için maalesef 30 Nisan'dan beri açlık grevleri ölüm oruçlarına dönüştürüldü. Yani artık bu açlık grevlerinin temel, bu ülkenin temel gündemi olması gerektiğini, artık zamanla, saatlerle yarıştığımız bir noktada olduğunu da ifade etmek isterim. Dolayısıyla tecrit bir insanlık suçudur. Bu suç işlenmeye hala devam ediyor. Açlık grevinde olanlar ise bu suça dikkat çekiyor. Tecridin bir an önce sonlandırılması talebinde bulunuyor. Bu hukuki meşru talebinde bir an önce yerine getirilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2 Mayıs'ta 8 yılın ardından sonra Sayın Abdullah Öcalan ile avukatları kısa bir sürede olsa görüşebildiler. Elbette ki bu görüşme oldukça anlamlıdır, oldukça olumludur. Ama maalesef bu görüşmenin kendisi tecritin tamamıyla ortadan kalktığı, açlık grevinde olanların talebinin tamamıyla yerine getirildiğini söylemek mümkün değil. Değerli arkadaşlar, tecritin kalkması aslında Türkiye'nin barışı ve demokrasi için de çok önemlidir. Ne zaman İmralı'nın kapısı aralansa aslında orada barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin savunulması için umudun yükseldiğini bizler görüyoruz. Dolayısıyla Sayın Öcalan'la yapılan görüşmede de bir kez daha açığa çıkmıştır ki Sayın Öcalan'ın barıştaki ısrarı, öngörüleri bu ülkenin barışı için çok önemlidir, elzemdir. Sayın Öcalan'ın pozisyonu oldukça önemlidir. Dolayısıyla barışta ısrar etmenin, demokraside ısrar etmenin tecrit politikalarına karşı çıkmakla da aslında ne kadar yakından ilgili olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla tecritin kırılmasını talep etmenin Türkiye demokrasisiyle ne kadar bağlantılı olduğunu, bir kez daha Sayın Öcalan'ın konumu ve pozisyonunda tecritin neden uygulandığını ve tecritte neden ısrar edildiğini ve aynı zamanda tecritin neden kalkması gerektiğini de bir kez daha aslında tarihi bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla bizler açısından bu tecrit sadece politik bir lidere uygulanmıyor. Bu ülkenin demokrasisine, barışına, halkların bir arada yaşama umuduna uygulanıyor. Onun için de Leyla Güven 6 aydır bu gerçekliğe dikkat çekiyor. Nasır Yaz 171 gündür bunu anlatmaya çalışıyor. Cezaevlerindeki tutsaklar 114 gündür açlıkla direnerek bunu ifade etmeye çalışıyorlar. 3 vekilimiz Diyarbakır il binamızda 67 gündür bu gerçekliğe dikkat çekiyor. Yine milyonlar 20 yıldır tecrit kalksın derken tam da bu gerçekliği ifade ediyorlar. Tecritin barış olduğunu, barışa karşı olduğunu, tecritin özgürlükleri engellediğini, tecritin Türkiye demokrasisine darbe olduğunu ifade ediyorlar. Yine cezaevleri önünde beyaz tülbentleriyle annelerimiz direnirken, mücadele ederken, çocuklarının yaşamını savunurken buna dikkat etmeye çalışıyorlar. Ama maalesef bu sesi duymak yerine, maalesef bu barış talebini, bu demokrasi talebini duymak ve yerine getirmek, bir an önce adım atmak yerine annelerimiz yerde sürükleniyor. Beyaz tülbentin yasaklanmaya çalışılıyor ve anneler pervasızca şiddete uğruyor. Annelerin yanında olan, annelerimizle dayanışan, bu mücadeleye omuz veren kadın vekillerimiz
hedef haline getiriliyor, şiddete maruz kalıyor. Değerli arkadaşlar, bu hafta Anneler Günü haftası. Dolayısıyla bir kez daha bu vesileyle bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerin aslında kendi politikasının, kendi siyasetinin temel merkezi haline getirip annelerin gözyaşı üzerinden, acıları üzerinden siyaset yapıp aslında iktidarını kurumsallaştıran AKP bugün annelere Anneler Günü'nde hediye ettiği şey çocuklarının eriyen bedeni. Annelerimizin beyaz tülbentlerinin yerden sürüklenmesi ve annelerimizin gözyaşını biraz daha arttıran politikalarla annelerimize yönelik şiddet olmaktadır. Dolayısıyla bizler bu zulüm politikaları karşısında bir kez daha HDP Kadın Meclisi olarak şunu söyleyebiliriz ki bizler annelere vereceğimiz en büyük hediye barıştır, demokrasidir. Yine bugün açlık grevlerinde olan çocuklarının herkesin duymasını istediği talebi, yükselttiği sesi yükseltmek, bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek olacaktır. Ve beyaz tülbentliler bunu başaracak. Beyaz tülbentliler bu faşizm karşısında, bu örgütlü kötülük karşısında mutlaka barışı da, demokrasiyi de, özgürlükleri de getirecektir. Biz de HDP Kadın Meclisi olarak bir kez daha bu beyaz tülbentli, vicdanlı annelerimizi selamlıyoruz. Anneler Günü'nü kutluyoruz. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum.